Sevgili dostlar, güzel canlar. Yine Muharrem'in sohbetlerimize devam ediyoruz. Aşkın Niyazlarımı sunuyorum. Bugün de çekim yerimiz, sohbet yerimiz Darıca Cemevi. Bugün buradan sizlere sesleneceğiz. Bugün buradan yayın yapacağız. Bugünkü konumuz da Müslüm bin Akil. Müslüm bin Akil kimdi? Kerbela olayında önemi neydi? Kerbela yolculuğunda Kerbela şehitliğini ilk şehidimiz miydi? Bunları konuşacağız. Yani Küfe'ye gitti İmam Hüseyin'in elçisi olarak. Bu elçilik görevini nasıl üstlendi? Neden özellikle İmam Hüseyin elçi olarak onu gönderdi? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? İki tane güzel dedemle görüşeceğiz. Öncelikle Çayırova Cemevi dedemiz Veysel Lal dedem. Hoş geldiniz dedem. Yine daha önce de programımıza katıldı. Çayırova Cemevi dedemiz Mesut Yıldırım dedi. Siz de hoş geldiniz dedem. Dedem, girişte de dediğim gibi bugün Müslüm bin Akil'i zikredeceğiz. Müslüm bin Akil'i konuşacağız. Kimdir Müslüm bin Akil? Efendime söyleyeyim, İmam Hüseyin neden elçi olarak gönderdi? Elçi göndermenin sebepleri neydi? Bunları konuşacağız. Müsaadenle ben Veysel dededen başlayayım. Ev sahibi olarak. Sevgili Veysel dedem, Müslüm bin Akil'in elçiliği neydi? Neden özellikle İmam Hüseyin onu göndermek istedi oraya? Gelen mektuplar vardı Küfeliler tarafından. Yani bu küfelilere icabet etmesi gerekiyordu. Küfelilerin doğruluk anlamında mı? Neden gönderdi oraya Müslüm bin Akil'e? Tüm canlarımızın yas-ı matem oruçları, masum pak oruçları hakikatinde kabul makbul olsun diyorum. İmam Hüseyin cümlemizin şefaatçisi olsun diyorum. Ona dökülen gözyaşları hakikatinde kabul olsun diyorum. Evet, zor bir süreçte geçiyoruz. Bu pandemi süreci içerisinde, Covid-19 salgını süreç içerisinde cemevlerimizde, muharrem erkanlarımız yapmamış olduğumuz bu süreç içerisinde sizlerin buralara gelip bu güzel çekimleri yapıp cemaatimizle, canlarımızla birleştirmeniz bizleri gerçekten takdire şayan. Öncelikle ben size ve sizin nezdinizde Cem TV çalışanlarına ve kamera arkasında çekim yapan canlarımıza ve Mesut Dedem'e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Dedem, demiş olduğunuz gibi Müslüm Akil bin Akil İmam Hüseyin'in amcasının oğlu. Ve en güvendiği, en şiddetli anlarında yanında olduğu, ona sırtını dayadığı bir kişiydi yani. Evet. O yüzden İmam Hüseyin de bu yolda çıkmış oldu, bu şehadet yolunda. Orada almış oldukları mektuplar neticesinde 20 bin aşkın, kimi kaynaklara göre 150 bin, 20 bin. Bu mektupların samimiyetini ölçebilmek adına en güvendiği, en inandığı kişi olarak Müslüm bin Akil'i seçti. Evet. Yani oradaki halk arkamda mı sözlerine, acaba sadıklar mı? Oraya gidip bakıp incelenmesini istedi, durumdan haberdar olunmasını ve kendi peşine gelen 72 bin kişiyle birlikte Küfe'ye gitmesini istiyordu. Bizim imamımız olmanızı istiyoruz, gelin hak dinimiz olan Muhammedi dinimizi burada beraber sürdürmenizi istiyoruz diye İmam Hüseyin oraya davet ettiler. İmam Hüseyin'in bu davetlerinin neticesinde yazılan bu mektupların gerçekten ne kadar kayda değeri, ne kadar önemli olduğunu bilebilmek adına Müslüm bin Akil çocuklarıyla kimi kaynaklarda Muhammed, kimisinde Mehmet diye geçiyor. İbrahim'le birlikte alıp oraya gitti dedem. Gittikten sonra tabii bir sürü sıkıntılar yaşadı, zorluklar çekti. Ehl-i Beyt'i sevenleri, hanedanı olanlar orada ona kapısını açtılar ama maalesef. Burada şöyle diyebilir miyiz? İmam Hüseyin oraya elçi gönderirken kim gidecek diye mi söyledi? Aralarında Müslüm bin Akil mi çıktı yoksa direktmen Müslüm bin Akil mi görevlendirdi? Direktmen onu dedem görevlendirdi. Çünkü en güvendiği, samimi hani dostlarımız vardır ya dedem yani. En güvendiğin, sırrını açtığın, evet. Yani senin arkanda vuramayacak, gerçekten gerçek sözleri, doğruluğu, hakkı, hakikati anlatacak. Yani senin yoluna, senin uğruna tabiri caizse canını verecek, evet. Bir kimliği vardı Müslüm bin Akil'in. Çok doğru dedem. Yüzü yerde, özü darda olan bir güvendiği kişiydi. Ve en neticesinde doğru olanı onu yaptı. Gitmeden de Mekke'de vedalaşıp ağlayarak Müslüm bin Akil o şekilde İmam Hüseyin'den ayrıldı dedem benim yani. Hiçbir beklenti olmadan, beklenti çıkar gözetmeksizin İmam Hüseyin Müslüm bin Akil'i Küfe'ye gönderdi. Oradaki mektupların gerçekten değerini, oradaki hakikati, doğruluğu araştırmak adına dedem. Ama maalesef gittiğine pişman oldu, açık söylüyorum. O güvenli dostlar, yazmış olduğu mektupları yazan kişiler İmam Hüseyin'e sırtını döndüler. Hatta bununla ilgili İbn-i Ferezdak, İran şairi, çok ünlü bir şair, yolda karşılaşıyor. Oradaki halkın durumunu öğreniyor. Diyor ki onlar evet dil ile senendi ama kılıçları senin karşındadır diyor. O yüzden Yezid'le beraberdir diyor. Güvenmedi ama güvenmediğini biliyordu İmam Hüseyin.
O da bile mecburdu çünkü icabet etmesi gerekiyordu davete. Yarın tarihi kaynaklar İmam Hüseyin'i haksız çıkartmasın diye aslında İmam Hüseyin küfeyi tercih etti. Yarın şunu diyeceklerdi. Ya İmam, ya Hüseyin, biz sana o kadar mektup gönderdik. Sen niye bizim mektubumuza icabet etmedin? Niçin? Gelseydin bunlar senin başına gelmeyecekti. Şimdi öyle bir şansları, böyle bir şansları kalmadı ama. Evet, kalmadı. O yüzden İmam Hüseyin Müslüm Vakili gönderdi. Sonuçta orada mağlul merkezinde bilincinde, farkında olduğundan dolayı bu Muharrem ayı içerisinde Kerbela'da, Küfe'de ne yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunu her yıl tazeliyoruz. Acılarımızı geçiden yeniliyoruz. Bunu süre içerisinde devam edelim, anlatalım. Mesut dedemiz de bu konu hakkında. Evet, Mesut dedem, Müslüm bin Akil, Veysel dedi aynı soru da sana. Şimdi Küfe'ye gitti. İki tane evladıyla, biri 7 yaşında, biri 9 yaşında. Kaynaklar öyle rivayet ederler. Bu iki evladıyla Küfe'ye doğru yola çıktı. Neler yaşadı o yolculuk, o Küfe'de? Buyur dedem. Dedem Elde, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Muharrem ayında matemdeyiz. Yüce Rabbimiz hak olan doğrultuda, hak olan niyetlerimizi, dualarımızı, tutulan oruçları dergâhsinde kabul eylesin. Dedem, Hazreti İmam Hüseyin Yezid hükümdar olduğunda, tabi olay aslında biliniyor, görülüyor. Yezid'in ne yapmak istediği, ne yolda olmak istediği görülüyor. Tarih kitaplarında pek yazmayan ama bizim erenlerden öğrendiğimiz bir bilgi de aslında yazılıyor da çok az yazılıyor. Çok böyle değinmeden yazılan bir bilgi var. Evet. Horasan'dan mektup geliyor. Horasan'dan Hazreti İmam Hüseyin'e mektup geliyor. Hazreti İmam Hüseyin bu işareti alıyor ve doğru olduğuna emin oluyor. Ruhundan bir işaret alıyor. Evet, bu bir doğru bir çağrı. Kervanlı, yani yola çıkışlı Horasan olarak aslında başlıyor. Hazreti İmam Hüseyin Horasan'a gitmek üzere yola çıktığında, tabi burada yani Hazreti İmam Hüseyin Peygamber Efendimiz'in torunu, Hazreti Fatıma anamızın ciğer paresi, Şah-ı Merdan'ın oğlu Hazreti İmam Hasan'ın kardeşi, Yüce Rabbimizin Ehl-i Beyti, Kur'an'da övdüğü Ehl-i Beyt'in son yaşayan kişisi. Dolayısıyla şeytanın da bu inen nuru, Ehl-i Beyt'i yeryüzünde kaldırmak amacıyla kullandığı işte Lanetullah, Yezid gibi planlarla doğrultusunda Küfe'den mektuplar geliyor. Küfe'den mektuplar gelince Hazreti İmam Hüseyin ama kararı değiştirmiyor. Hayır diyor. Bizim gideceğimiz yer Horasan bölgesi. Ama dedem, iki mektup geliyor deniyor Horasan'dan. İki mektuba karşılık yüzlerce, binlerce mektup geliyor Küfe'den. Binlerce mektup gelince ve bir de Küfe Hazreti İmam Hüseyin'in babasının yaşadığı yer. Bilinen bir yer. Horasan biraz daha bilinmeyen bir yer. Buna rağmen Hazreti İmam Hüseyin Horasan diyor ama o kervanda bulunanlar Küfe'ye daha sıcak bakıyorlar. Çünkü Küfe halkı bilinen bir yer. Ama Hazreti İmam Hüseyin emin olmadığı için Akil oğlu Müslüm'ü, amcası oğlu Müslüm'ü gönderiyor. Çünkü emin değil. Gelen daveti icabet edecek ama emin değil. Çünkü o da Küfe'yi biliyor. Küfelilerin güvenmemezlik olduğunu biliyor. Yani Küfe'deki insanların halini az çok biliyor. Bildiği için zaten Müslüm Akil'i gönderiyor. İşte dedemin de dediği gibi Müslüm Akil Hazreti İmam Hüseyin amcası oğlu, cengaver birisi, yiğit, güvenilir birisi ama iki evladıyla birlikte gidiyor. Aslında tüm masumluğuyla, tüm masumiyetle gidiyor Küfe'ye. Çünkü zaten çocukları götürmesi bunu göstermiyor mu? Evet, çocuklarla birlikte gidiyor. Yani hiçbir savaş, hiçbir tereddüt olmadan bütün masumluğumla, madem siz mektuplar gönderdiniz, ben de bütün masumluğuma geldim diyor. Evet. Ve Küfe yolculuğunda Müslüm Akil Küfe'ye gittiğinde, Küfe'deki durumu gördüğünde, Küfe'deki şeyi gördüğünde Hazreti İmam Hüseyin o yolculukta haber geliyor. İşte daha sonra da belki konuşacağız da Müslüm Akil'in şehit haberi gelince zaten Hazreti İmam Hüseyin yolunu Küfe'ye doğru çevirmiş ve ondan sonra Hazreti İmam Hüseyin söylüyor. Bizim gideceğimiz yer Küfe halkı, Küfe'nin bulunduğu yer.
zulmün olduğu yer, malını, mülkünü sevenler yeri dönsün diyor. Çünkü Hazreti İmam Hüseyin nereye gitti biliyor az çok. Ve asrın gitmemesi gereken yer Küfe, gitmesi yer Horasan. Burada Hazreti İmam Hüseyin'in yani Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti İmam Hüseyin'in Küfe yolculuğuna neden başlamadan önce Müslüman için göndermesi de bir de şu açına bakmak lazım. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali el-Murtaza vardı, çocukları vardı, Hazreti Fatıma anamız vardı. Hazreti Fatıma anamızdan sonra Hazreti Ali vardı, Hazreti Hasan vardı, Hazreti Hüseyin vardı. Hazreti İmam Hasan'ın yanında Hazreti İmam Hüseyin vardı. Ama Hazreti İmam Hüseyin gelince ne dedesi vardı, ne babası vardı, ne annesi vardı, ne abisi vardı. Ne de arkasında yarenleri vardı, 70, de, 70 kişi dışında. Ne de sahabe vardı. Sahabenin çocukları belki vardı ama sahabe de yoktu. Dolayısıyla Hazreti İmam Hüseyin'in yanında kalan kim? Müslüman Akin, Celal Abbas, yarenleri, ailesi kalıyor. O 72 kişinin çoğu da ailesi zaten. Evet, aileleri. Ailesi ve oradaki az kısmı Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam dinine inanıp da ikrar verenlerin az kısmı orada. Dedem, Hazreti İmam Hüseyin Küfe'ye gittiğinde Hazreti İmam Hüseyin orada Kerbela'da şehit olduğunda kaç kişi vardıysa yanında o dönemde Müslüman sayısı o kadardır. Yok başka Müslüman yok. Çünkü olsaydı zaten İmam Hüseyin'in yanında olacaklardı. Evet. Eyvallah. Eğer gerçekten inanmış iseydiler, gerçekten inanmış olsalardı Hazreti İmam Hüseyin yanında olurlardı. Ama ne diyorlar? Biz şu anda hac vazifesimizi yapıyoruz. İşte geçen 20 gün önce ne vardı? Kurban bayramı vardı. Hac zamanıydı. Biz hac zamanındayız. Biz ibadet ediyoruz. Biz kitap okuyoruz. Biz eğitim alıyoruz. Biz geçimimizle uğraşıyoruz. Dedem, Hazreti İmam Hüseyin'in yanında olanlar Müslümandır. Gerisi değildir. Çünkü hak ile batılın savaşında ya bu taraftasın ya da bu taraftasın. Ortası yok bunun. Dede dün de söyledim. Bir şeyi iyi anlamak lazım. Yani bu geçmişten de, bugün de öyle söylüyorum. Daha önceki programda da söyledim. Şu algıyı bir kere ortadan kaldırayım diye söylüyorum. Ondan sonra devam edeceğim onu. Biz Yezid, o dönemdeki zulmeden Yezid ismiyle olandan bahsediyoruz. Bu inanca inanmayanları hepsini böyle bir kategori koyma gibi şeyimiz yok. Hatamız yok. Çünkü neden? Herkes inancıyla, herkes inandığıyla devam edecek. Biz o dönemdeki Yezid'e lanet okuyoruz. Bu bir. İkincisi, gene o dönemdeki Yezid için söyleyeceğim bunu. Bizler ya su içip Yezid'den yanına olacağız, sizin deyiminizle, ya da susuz kalıp Hüseyin'den yanına olacağız. İşte biz bunu bilemedik. Sizin de söylediğiniz, o gün susuz kalanlardı İmam Hüseyin'le beraber olanlar. Eyvallah. Dedem, hak ile batın Peygamber Efendimiz ile, Kur'an'la Azimüşşan ile ayrılmıştır zaten. Furkan diyor ya Kur'an-ı Kerim'e, Furkan, ayıran demek. 23 yıllık Hazreti Peygamber Efendimiz'in hizmetinde hak ile batın ayrılmıştır artık. Muhammed İkbal'in dediği bir söz var. Hazreti Hüseyin diyor, hak ile batın arasını yaşayarak, uygulayarak kalı ile ayırdı diyor. Dolayısıyla hak ne, batın ne, yani kötülükle, iyilikle sorusu yanlış. Doğru soru şu, tarafın neresi senin? Tarafın neresi? Tarafın eğer hak ise Hazreti İmam Hüseyin tarafında olman lazım. Tarafın hak değilse demek ki orada değilsin. Yezid zulüm ediyor, Yezid'in zulümüne ses çıkarmıyorsun. Yezid'in kötülüğüne ses çıkarmıyorsun. Dolayısıyla Hazreti İmam Hüseyin tarafında olmadıysan Yezid'in tarafındasın. Ben kötülük yapmadım. Kötülüğe ses çıkarmadın ki. Milletvekili bir tanesi demişti ya, bugün savaş çıksa biz Yezid'den yana olacağız diye. Yani işte o yüzden sevgili dedem, geçmişten bugüne zihniyetler değişmediği sürece o Kerbela devam edecek. Yani halen maalesef ki bu zatlara Hazret diyeme lüksüne sahip bile insanlar var. Dedem, kızmamak lazım. İnsan sevdi de benzer. Kimi seviyorsa ola benziyordur. Kimi seviyorsa onunla haşır leşir olsun,
onunla sorgu sual olsun, onunla şefaat bulsun. Kim kimi seviyorsa. Biz Hazreti İmam Hüseyin'den, Hazreti Muhammed Mustafa'dan, Hazreti İmam Ali'ye Murtaza'dan tarafız. Öyle olduğumuzu halimizde yaşayarak, öyle olduğumuzu bu ayda matem yaşayarak bunu göstermek, bunu yaşamak istiyoruz. İnşallah Yüce Rabbimiz de bunu kabul eder. Biz onların tarafında oluruz. Yani kim kimi seviyorsa sevsin. Biz yeter ki hak olanı sevelim, hak olan tarafta olalım. Öyleyse dedim ilave bir şey yapacak galiba. Buyur Veysel. Lafınızı ilave yapacağım. Hani dediniz ya biz o zamanki Yezid'e lanet ettik dediniz ya dedim. Günümüzde de bir vekil yani ismi anmak önemli değil. Yezid bugün olursa onun yanında yer alırız demişsiniz değil mi? Evet. İşte şimdi dedim günümüzde de Yezidler var yani. Evet şimdi, her devrin bir Yezid'i var dedeciğim ben. Muhakkak ama muhabir, toplumu buna katmamak lazım. Hayır toplumu ayrıştırmak. Yezid zaten kötünün ismi zaten dedim yani. Bir kötü bir yerde bir varsa kötülük o Yezid'in timsalidir yani. Nerede bir iyilik varsa, nerede bir mazlum halk varsa o Hüseyin'idir zaten. Bu inancı fikri ne olursa olsun eğer bir cana zulmediyorsa, bu can insandır, hayvandır, ne derseniz deyin, bir canlıya zulmediyorsa bu zaten bellidir yani bunun ismi cismi bellidir. Buna insan deme lüksünüz bile yok. İşte o dönemde de maalesef ki böyle bir toplulukla karşı olanlar çok az bir grupla beraber mücadele etmeye çalışıldı. Buyur dedim. Onun için Hazreti İmam Hüseyin Müslümanları göndermiş, bir ihtimal vermiştir. Zaten kendisini Horasan milleti var ama bir ihtimal, acaba samimiler mi? Olur ya, orada hak edenler vardır. Orada samimiler vardır. Orada gerçekten hakkın tecellisini isteyenler vardır. Orada gerçekten Yezid'i değil, Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği dini yaşamak isteyenler vardır. Bu ihtimali de göz ardı etmemek amacıyla Müslümançı'nı oraya göndermiştir. Şimdi Müslümançı'nı oraya gittiğinde, gördüğünde halkın evet kalbi hakkı istiyor, hakkı istiyor ama nefisleri Yezid'den taraf. Dedim şöyle düşünelim. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz, onun peygamberliği olmasaydı, Muhammed olsaydı, Muhammed Mustafa sadece olsaydı, Kerbela'da olsaydı ya da Hazreti İmam Hüseyin yanında olsaydı, Yezid onu da şehit etmez miydi? Evet. Muaviye onunla savaşmaz mıydı? Savaşırdı. Yani Hazreti İmam Ali el-Murtaza'yı, Hazreti Peygamber Efendimiz'in o çok övdüğü Ali Hak iledir, Hak Ali iledir, ilim şehrinin kapısıdır birçok hepimizin bildiği hadislerle rağmen böyle bir savaşı Şah-ı Merdan ile yapıyorlarsa, böyle bir zulmü Hazreti İmam Hüseyin'e reva görüyorlarsa, Muhammed Mustafa peygamberli değil, sadece kişi emin olarak, güvenilir bir ahlaklı birisi olarak olsaydı, onu da şey etmezler miydi? Ederlerdi, hiç durmadı. Peki dedem, o halinde dertle, sorun ne? Hazreti Peygamber Efendimiz'in getirdiği İslam diniyle birlikte bir birlik ve beraberlik toplandı. O tecelliyle o birlik sağlandı. O birliğin gücünü, iktidarı alıp Peygamber Efendimiz'in yaşantısında olanlara zulmedildi. O güç kullanıldı, yaşayış katledildi. Ahlaklı yaşayışa zulüm oldu. O gücü kullanarak insanlar üstünde bir zulüm oldu. Onun için Hazreti İmam Hüseyin, yani Kerbela'da olmazsa, Küfe'ye gitmezse Hazreti İmam Hüseyin değerinden ne kaybeder ki? Yine peygamberin torunu, yine Şah-ı Merdan'ın oğlu. Yaptığı kötülük yok. İmam Hüseyin. Ama biz de şu anda Alevi olmak, yani Peygamber Efendimiz'in soyundan, Hazreti Ali el-Murtaza'nın soyundan olmak, onların taraftarları olmak, sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da bizi sorumlu tutuyor. Onun için eğer Hazreti İmam Hüseyin bunlara, bu yapılan davetlere göz yumsaydı, ses çıkarmasaydı, bu sorumluluk sahibi olmasaydı, bu sorumlulukta olmasaydı, dedem, erenlerin, evliyaların rehberi kim olacaktı? Evet. Hazreti İmam Hüseyin babasının yolundan gitmeseydi ki, kim olacaktı? Biz bugün bunu konuşabilecek miydik? Cümle erenlere rehber olan, serdar olan Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin.
Demek ki bu mesele Lalatullah Yezid Hazreti Hüseyin meselesi değil. Hak ile batılın savaşı. Tarafınız neresi? Hak'tan taraf mısınız? Onun zıttı batından taraf mısınız? Zulümden mi taraf mısınız? İyilikten mi tarafsınız? Kerbela bu ayın olduğu yer. Onun için Hz. İmam Hüseyin bir aynadır. Nasıl bir aynadır? Aynaya baktığımızda insan kendini görür değil mi? Hz. İmam Hüseyin öyle bir aynadır ki görmek istemediğin şeyi sağ gösteren bir aynadır. Evet. Hani kaçarsın, kendine bir bahane bulursun, kendine bir kaçış yolu ararsın ya, o bütün halini gösteren bir aynadır. Eğer hak ile batın savaşı varsa senin tarafın neresi? Eyvallah. Muharrem onun için çok önemli bir ayıdır. Muharrem onun için sadece matem değil, sadece oruç da değil, oruçla matemin birleştiği irademizin güçlü, güçlü olan iradenin de Hazreti İmam Hüseyin'in hakkın yolunda olmasının gösterdiği yerdir, mekandır, aydır. İnşallah bu iradede sağlam dururuz. Yani irade sağlam olacak, sağlam olan irade Hazreti İmam Hüseyin'in hakkın yolunda olacak. Eyvallah dedim, muhakkak ki. Veysel dedem, İmam Hüseyin'in elçisi artık Küfe'ye gelmişti. Aslında konuyu çok güzel bir yere getirdi Mesut'te de. Artık Küfe'ye gelmişti. Küfe'de ilk gittiği bir evde konaklarken oradaki toplum bunu ziyaret etti mi? Yani Müslüm bin Akil ziyaret etti mi? Yani bu bağlılıktan gösterebildiler mi o ziyaret esnasında? Evet. Dedem çok güzel bir konuya değindiniz. Zaten Müslüm bin Akil bu inanan, samimi olan insanların mektubuna icabet ederek oraya gittiğinde orada Dar-ı Muhtar isminde bir Eli Beyt Sevdalası'nın evine gider, orada kalır. Dar-ı Muhtar onu karşılar. Orada onu gerçekten çok güzel ağırlar dedem benim. O halk Eli Beyt sevenlerin, hani dedemin demiş olduğu gibi Eli Beyt'in yoluna giden insanların, gerçeğin, hakikatin yoluna giden insanların Müslüm bin Akil'in tarafından toplanır. O zaman da Beşir bin Numan değil mi dedem yani, yanlış hatırlamıyorsam oranın valisi. Evet. Beşir bin Numan o zaman orada. Ve diyor ki İmam Hüseyin sen buraya gelirsen diyor biz bunu burada azlederiz, atarız diyor yani. Buradaki vali diyor. Seni vali tayin ederiz buraya ya Hüseyin diyor. Gittiği anda itibaren de Dar-ı Muhtar'ın evinde toplanıp ve hatta orada dedem çok büyük biatlar alıyorlar. Yani 80 bin kişiye yakın orada geliyor. Müslüm bin Akil'e biat ediyor. Biat ettikten sonra da Yezid bunların bilincinde dedem. Bilincinde olduğundan dolayı Beşir bin Numan'ı oradan görevden azlettiriyor. O görevden alıyor. Aldıktan sonra da Mısır valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı oraya atıyor. Atadıktan sonra da orada bir şekilde o içeri giriyor, Küfe'ye gidiyor. Ve o oradaki olayı gördükten sonra gerçekten halk Yezid'e karşı, Müslüm bin Akil bunları alacak arkasına, burada bir kargaşa kopacak, Yezid'e karşı duracaklar. Olaya müdahale etmek istiyor. Müdahale ediyor ve oraya gidiyor dedem. Dar-ı Muhtar'ın evine gidiyor. Oradaki insanlar gerçekten korkuyor. Savaş askerleriyle oranın içerisine gittikten sonra Müslüm bin Akil oradan kaçıyor dedem. Kurtuluyor. Peki dedem, az önce de söylediniz ya, onca insan gelip hani İmam Hüseyin'in elçisi olduğu için biat ediyorlar. Evet. Bağlılıklarını gösteriyorlar. Peki bu insanlar yani o kadar çok çabuk mu, yani bu kadar çok çabuk mu korkuyorlardı ki Müslüm bin Akil'in biat ettikten sonra işte İbn-i Ziyad geldikten sonra birdenbire fikir ayrılığına gidiyorlar. Bunun sebebi neydi? Yani korku mu yoksa menfaat mi? Dedeciğim, hem korku hem de menfaat, açık söylüyorum. O zamanki ilişkiler, o zamanki yaşam tarzı nemalanmak, orada bir pay sahibi olmak, hak sahibi olabilmek, koltuklara gelebilmek, iktidar sahibi olabilmek. Yani bundan dolayı insanlar hem korku hem zulüm hem baskı altında bir yaşam orada sürüyorlardı. Ama İmam Hüseyin geldiği zaman babası Şah Emmer'den Ali'nin adaletinden, yolundan, o eşitlikçi, gerçekten kölesini alıyorsa kendisi de onu alan bir zihniyet içerisinde yaşam süreceği için oradaki ağabeylere İmam Hüseyin'in gelmesi biraz zor geldi dedem, açık söylüyorum yani. Çünkü o güzelliği oraya getirecekti. Hani hak, hakikati oraya getirecekti. Doğruluğu, adaleti, İslam insani, dininin, İslami değerleri oraya getirecekti. İslam dininin temellerini getirecekti. Evet. Bunu istemediler. Bunu istemediği için de ne yaptılar? Müslüm bin Akil'e karşı geldiler dedem. Ubeydullah bin Ziyad'ın baskılarına çok gaddar, çok dedemin demiş olduğu gibi yani hunharca katliamlar yapmış bir insan. Peki dedem, bu insanlar yani az önce de katliamlar yapmadan önce oraya gidelim. Müslüm bin Akil'e hiç mi destek vermediler?
Çünkü yani biz de okuyoruz. Yani zaman zaman kaynaklarda işte sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Orada az önce söylediğiniz işte bir anda 80 kişi geliyor, bir anda 100 kişi geliyor. O Dar-ı Muhtar evinde İmam Hüseyin'in yanında olduktan söyleyelim. İşte ne oldu da birdenbire bu insanlar ortadan kayboldu gitti, Müslüm bin Akil tek başına kaldı. Yani bunun aslında buna bilmek, anlamak lazım. Öyle değil mi dedim? Çünkü bunu anlayamazsanız, yani bugün buradayız biz mesela, etrafımızda 80 kişi var ama kapıdan çıktıktan sonra eğer ben bir nasıl diyeyim mesela bir cenge gideceksem tabiri caizse, o cengde o 80 kişi yanında yoksa demek ki sadece benimle beraber iki tane bir bardak çay içmişler demektir bu dedem. Buradaki insanlar aslında anlamak lazım. Buyur. Dedem şöyle onu anlatmak lazım. Günümüzde biliyorsunuz bir takım vakalar oldu. Kerbelalar yaşandı. Küfeller yaşandı. Yani bu neresiydi? Maraş'tı, Sivas'tı, Çorum'du. Düşünün orada bir avuç insan ablukanal etrafına alınmış. Ateşler içerisinde insanlar orada cayır cayır yandı dedem. Kimse müdahale edebildi mi? Günümüz halinde dedem yani düşün yani. Edilmedi yani buyur. Yani bu o zamanki dönem içerisinde o insanların öyle yapması bence yani makul olan çok lazım. Görmemek. Çok görmemek lazım evet. Çok görmemek gerekiyor dedem. O yüzden Müslüm bin Akil evet güvenilir, samimi, inançlı, itikatli analarımız vardı, bacılarımız vardı, ehli beyt dostları vardı evet aldılar, sakladılar ama dedem korkuyoruz. Bugün burada biz etrafımız sarsalı biz ne yapabiliriz? İşte bir avucu insanız. Muhakkak bir şey yapmayın. Ne bir bir kişi 10 kişiye karşı bir şey yapamaz. Fişleniyor ve Ubeydullah bin Ziyad en güvendiği yakınındaki bir köleyi Meftal isminde birisini görevlendiriyor. Diyor ki sana dünyalık vereceğim, sana özgürlük vereceğim. Git diyor. Git Müslüm Akil bul diyor ya. Kimde? Evet kimde ne yapıyor bey? İnanıyor gidiyor bir mescide gidiyor. Mescitte Müslüman donunda Ehl-i Beyt sevdalısı olduğunu insanları kandırarak para vererek Müslüm bin Akil'in yerini öğreniyor ve gidip Ubeydullah bin Ziyad'a yerini teşhir ettiriyor. Evet, bunu ikinci bölümde yine devam edelim dedi. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra yine birlikte olacağız. Evet dostlar, kısa bir reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Yine muhabbetimizle devam ediyoruz. Konu ne dedik? İmam Hüseyin'in elçisi Müslüm bin Akil. Amcasının oğlu Müslüm bin Akil. Birinci bölümde dedelerim en azından onun o yolculuk sürecini, neden gittiğini dile getirdiler. Bu bölümde de Küfe'de neler yaşadı? O elçilik görevini yerine getirebildi mi? Veya İmam Hüseyin'e dönüş yapabildi mi? Bunları konuşacağız. Çünkü aslında Müslüm bin Akil'in sadece o elçilik görevinden ziyade iki tane evladıyla gelmişti. İki tane masum, 7 ve 9 yaşında iki tane evladıyla gelmişti. Ve onlar zor durumdaydı. Çünkü en son evi sardıklarında Müslüm bin Akil'i tabiri caizse abluk altına aldıklarında o masum evlatlar Ehl-i Beyt sevdasının evindelerdi. Onlara ne oldu? Onları konuşacağız. Ve bu bölümde de Mesud Dede ile başlayalım. Sonra tekrar döneceğiz. Evet dedim dedi ki Müslüm bin Akil Küfe'ye gitti. Bu elçilik görevini yerine getirebildi mi? İmam Hüseyin'e haberleri ulaştırabildi mi? Buyur dedim. Yani neler yaşadı? Küfe'de neler yaşadı? Eyvallah. Hazreti İmam Hüseyin Müslüm Akil gönderiyor. Niye gönderiyor? Çünkü o halkın şöyle bir isteği de var. Biz gerçek İslam'ın yaşanmasını istiyoruz. Biz Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Peygamber Efendimiz'in getirdiği, tebliğ ettiği o gerçek hak dinini yaşamak istiyoruz. Biz Yezid'in değil, Hazreti Hüseyin'in onun getirdiği anlayışıyla onun bizim başımızda olup onun önderliğinde biz doğru gerçek İslam yaşamak istiyoruz diye bir isteği de var. Hazreti İmam Hüseyin dolayısıyla Müslüm Akil'i ve odaki kafirde bulunanlardan onların da Küfe'yi istemesinden dolayı Hazreti İmam Hüseyin Müslüm Akil'i gönderiyor. Niye gönderiyor? Niyetini bir gör ve ikrar al diyor. İkrar al diyor. Ne demek bu? Dedem, hak hakikati isteyen talip. Hak hakikati anladığında, ettiğinde, zorluluğu gördüğünde eğer cayarsa kabahat kimin? Bugün dahi talip olmak isteyen canlarımız var. Talip olduğunda, yola girdiğinde her şey birdenbire düzenmiyor. Doğru olacaksın. Elin doğru olacak diyoruz değil mi? Dilin doğru olacak diyoruz, benim doğru olacak diyoruz, istikametin doğru olacak diyoruz. Hakkı talep etmeni istiyoruz. Ki sen de büyük bir sorumluluk alacaksın. Yani sadece istemek yetmez, isteyip o ikrarda sabit olman istedir. Hani bir erelimiz söylüyor defesinde, ikrar veren değil, ikrarında duranlar mutlu.
Müslüman kişiyi Hazreti İmam Hüseyin kendi adına gönderiyor. Yani sanki o giden Müslüman kişi değil, Hazreti İmam Hüseyin. Müslüman kişiye edilen biat, Hazreti İmam Hüseyin'e biat edilmiştir. Çünkü elçi olarak gönderdiği için vekili o. Vekil o. Yani kendi adını aslında gönderiyor. Biat edin diyor. Eğer gerçekten niyetiniz buysa, gerçekten hak hakikati istiyorsanız, doğruyu istiyorsanız, dedemin getirdiği dini yaşamak istiyorsanız o halde bunu gösterin, görelim. Ağzınızla değil sadece. Bunu gösterin. Bu gösterdiğinizin nişanını da Müslüman ile biat edin diyor. Ve Veysel dedemin dediği gibi halk biat ediyor. Evet, halk biat ediyor. Tamam diyorlar, biat ediyoruz diyorlar. Tamam, buraya kadar güzel. Ne oluyor? Yukarıdan baskı gelince biatlar bozuluyor. Değil mi dedim? 114 bin, 15 bin mektup geldiği söyleniyor. 80 kişi geliyor ziyaretine veya 100 kişi veya 300 kişi, hiç fark hani bu kadar bir geliyor ve birdenbire dönüyor. Ne oldu? Biat, yani baskı gelince biat bozuluyor. Dedem, mesele hep aile mesele. Dert aile dert. Hani diyor ya Aptal Pir Sultan. Gönlümüz hak arzular, cağılımız hay hayda. Gönlün hak arzuluyor aslında. Gerçeği istiyor ama beden o kadar kirlenmiş ki, beden o kadar nefse uymuş ki, nefis o kadar şeytanın emrinde ki, hak olan işleyemiyor. Yani tecelli edemiyor. Hani hatırlarsınız Hazreti İmam Hüseyin Kerbela'da atın sırtında Yezid'in ordusuna bağırıyor. Diyor ki, konuşuyor, anlatıyor. Ben Muhammed'in torunuyum, Hazreti Ali'nin oğluyum. Anlatıyor. Diyor ki, benim sözlerimin sizde tesir etmemesi nedeni diyor, boğazınıza kadar sizin haram lokma yediğinizden dolayı diyor. Dedem, temiz bir yer kalmamış ki. Evet. İşte onun en büyük örneği de Ömer İbni Sad'ın babasının Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'le beraber savaşlara girmesi ve böyle bir babanın evladı da düşman olur. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sizler inandık demeleriyle, sizin inandık demelerinizle Allah'ın sizi başıboş bırakacağını mı sandınız diyor Kur'an-ı Kerim. Ve de başka ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz dedem bu konuda çok uyarı yapıyor. Hoşunuza gitmemekle birlikte savaş size farz kılındı diyor. Daha kendi nefsini yenemeyen, daha kendi nefsine savaş edemeyen nasıl hak yolunda savaşacak? Daha kendi nefsine söz geçiremeyen, ruhunu bedeninde hakim kılamayan, nasıl o yüksek, yüce yaradanın iradesine teslim olacak? Bunların sanki hepsi bir sınav gibi. Yani o gün de aynı, aslında bugün de aynı. Yani diliniz önemli değil, Hazreti İmam Hüseyin seviyor diyebilirsiniz. Hazreti İmam Hüseyin şehit edildiği ayda eğlence yapıyorsanız, Hazreti İmam Hüseyin şehit edildiği ayda en azından o hürmetle bir matem yaşayamıyorsanız, zevk-i sefa içindeyseniz, yani o dönemde olsaydınız büyük bir ihtimalle belki Yezid'in tarafında olacaktınız. Dedem, Allah'ın indirdiği dini yaşamak, uygulamak kolay değil. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, gözünüzü açın, şeytan sizin en büyük düşmanınızdır diyor. Hani şeytan demişti ya, ben bunları kandıracağım. Evet. Peygamber Efendimiz'in nuru gelmiş yeryüzüne, Hazreti Ali'nin Murtaza gelmiş, Ehl-i Beyt gelmiş. Daha ne istiyorsunuz, daha neyi bekliyorsunuz? Hazreti İmam Hüseyin'in etrafını sarmanız lazım. Hazreti İmam Hüseyin'in etrafında yüz binlerce olmanız lazım. Siz neyin derdindesiniz? İbadet edeceğiz. Neyin derdindesiniz? Geçim davası. Neyin derdindesiniz? Yezid güçlü, biz ona karşı gelemeyiz. Neyin derdindesiniz? Yezid bize saltanat veriyor, güç veriyor, para veriyor. Ya Hüseyin, sen bize ne veriyorsun? Ölümü veriyorsun, evet. Peki, hani hakkı istiyordunuz? Ey küfe halkı, hani ya Hüseyin gel başımıza, bizi sen yönet diyordunuz, biz gerçek İslam'ı istiyordunuz, biz hakkı istiyorduk diyordunuz. Ne oldu? Samimiyeti de sizin. Peki o gün samimiyet gösteremeyenler bugün samimiler mi? Değil. Dedem, eğer biz
Yüce Rabbimizin emrettiği, buyurduğu, gözünüzü açın, şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Bunu göz ardı edersek, şeytan o gün Lanetullah Yezid'i kullanır, bugün o adıyla Yezid gibi yaşayanları kullanır. O günde Hazreti İmam Hüseyin yanında çok az insan vardır. Bugün de olsa inanın o kadar az insan olur. Peki gerisi nerede? Bu aynı zamanda başka bir şey gösteriyor. Aslında halkın ağzıyla iman edip gönülleriyle iman etmediğini söylüyor. Açıkça beyanı. Evet. Yani dil söyleyecek, kalp tasdik edecek. Dil söylüyor, peki kalbi tasdiği nerede? Kalbin tasdiği belli olur mu? Evet belli olur. Nasıl belli olur? Kalbin tasdiği belli olduğu zaman Muhammedun Emin, emin insan modeli ortaya çıkar. Hali emin insan modeli. Dedem şu günümüze bakar mısınız? Kadın cinayetleri konuşuyor bizim ülkemiz. Emin insan modeliler de nerede Peygamber Efendimiz getirdiği İslam? İşte Lanetullah Yezid'in yaptığı bir nevi de bu. O gücü kullanarak hüküm etmek, o hüküm ederken de o hükmü elde edecek araçları kullanmak. Namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek. Bunları kullanıyor. Niye? Gücü elde etmek için kullanıyor. Hazreti İmam Hüseyin ise ibadet etmiyor muydu? Duası yok muydu? Niyazı yok muydu? Cuma günü Hazreti İmam Hüseyin şehit edildiğini diyorum. Cuma günü kıbleye döndüler, namaz kıldılar. Kalktılar, Muhammed Mustafa'nın torununun kafasını kestiler. Dolayısıyla bu bir ahlak, bu bir hak savaşı. Hak savaşı bu. Yani bizim sadece Yezid'le şeyimiz yok. Yezid gibi olanlara karşı, Yezid gibi yaşayanlara karşı, Yezid gibi davrananlara karşı. Bunun adı Sünni olur, bunun adı Alevi olur, bunun adı başka hiç önemli değil. Hak ile batının savaşı bu. Mesaj o zaten. Biz yüzyıllardır Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyundan gelen Ehl-i Beyt, 12 imamlar, erel evliyalara uyarak ve onların bize buyurdukları elini sağlam olsun, belini sağlam olsun, hakkı her daim zikredin, her daim hakkı söyleyin, her daim hak yolunda olun. İşte bizim nefesler neyi söylüyor? Beri gel beri ey esrarı hak, evliyanın yolu söz ile değil, hal ile olur bu iş. Sadece konuşmakla değil, yaşamakla olur. Kişinin yaşantısında varsa Hazreti İmam Hüseyin'i anlayabilir. Kişinin yaşantısında bu hal yoksa dedem nasıl anlayacak? Ya o günkü olayı bu zamana niye karıştırıyorsunuz? Halbuki bilmiyor. O günkü olayla bugünkü olay arasında fark yok. Hiç fark yok. Ya insanı katletmenin o günkü olay veya bugünkü yapılmış arasında dağlar kadar fark bulabilir misin? Bulamazsınız. Bulamaz. Neticede can gidiyor. Neticede bir insan gidiyor. Aynı dert dedem. Sorun aynı sorun. Dert aynı dert. Hiç farkları yok. O gün de aynı dert vardı. Bugün de aynı dert vardı. Sorun şu olabilir belki. Sizin tarafınız neresi? Şu da olmasın. Hadi anlatılır dedem. Hazreti İmam Hüseyin derler ki babası Hazreti Ali dara kaldırmış. Demiş ki babacığım sana bir sorun var demiş. Yol mu ulu sen mi ulusun demiş. Orada Hazreti Ali el-Murtaza'nın cevabı var. Oğlum Hüseyin demiş. Yanlış soruya doğru cevap verilmez. Yol uludur demiş. Yanlış soruya doğru cevap verilmez. Dedem soruyu doğru sormak gerekir. Soru doğru olursa cevap da doğru gelir. Düşünebilir misiniz? Bir ömür boyu yanlış soru sormuş, bir ömür boyu yanlış soruya doğru cevap bulamayan binlerce belki insanlar var. Bir ömür boyu yanlış soruya doğru cevap arayıp da bulamayıp ölen insanlar var. Dedem hamdolsun, şükür olsun biz doğru soruyu sormak ve bu doğru soruyu soranların içinden geldik. Doğru soruyu soruyoruz. Doğru soruyu sormak için en azından çaba sarf ediyoruz. Bugün ne yapmamız lazım? Bugün bu doğru soruyu sormamız lazım dedem. Hazreti İmam Hüseyin tarafında mıyız, değil miyiz? Bunun göstergesi nedir? Net olmamız lazım. Halimiz nedir?
Yani böyle baktığımız zaman Kur'an-ı Azimüşşan da Cenab-ı Allah da hep bunu söylüyor. Ayet-i Kerime de hep bunları söylüyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İman etmeyenle iman eden bir olur mu? Yalancıyla doğru söyleyen bir olur mu? Kötüyle iyi bir olur mu? Hatta o kadar ince ayrıntılar var ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki ilk inananla sonra inananla bir olur mu diyor. Bu dahi fark var. Biz de şunu diyebiliriz. Kerbela'da Hazreti İmam Hüseyin yanında olanlarla o dönem dünya meşguliyetine uğraşanlarla Kerbela'da Hazreti İmam Hüseyin yanında olanlarla bir olabilirler mi? Ama suçu yoktu, kabahati yoktu. Orada olmadı. Onun ne kabahati var? Eğer o dönemde Hazreti İmam Hüseyin döneminde yaşıyorsa gerçekten iman etmişse Hazreti İmam Hüseyin tarafında olması lazım. Yol bulu emrediyor. Hak bulu emrediyor. Ama dediğin zaman, ama devreye girdiğin zaman işte o tecelli kesiliyor. Çünkü insanın nefsi çok kötülük emreder. Kur'an'da söylüyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede nefsimi ben size akbak gösteremem. Çünkü nefis Rabbimin merhamet ettiği durumlar hariç olanca gücülüğüyle emreder. Dedem, eğer o dönemde hakkı hakikati bilmiyorsan en azından Hazreti İmam Hüseyin'e uymadıysan nefsine uymuşsundur. Hazreti İmam Hüseyin tarafında değilsen Yezid'in tarafındasındır. Çünkü bu yol, bu sistem böyle gidiyor. Hazreti Hüseyin haşa haşa kendisine göre mi bir iş yaptı? Biat edebilirdi. Tabii canım. Servet vaat edildi. Her şey vaat edildi. Haşa. Evet kaderi diyorlar. Kaderi diyorlar. Öyle diyen de var maalesef. Kaderi diyorlar. Kader ne demek? Ne demek? Allah Hazreti Hüseyin'e böyle bir ölümün ayak gördü demek. Haşa. Yani Hazreti İmam Hüseyin dedesinin, babasının ve Hazreti İmam Hüseyin evlatları, erel evliyalar hepsi Yüce Rabbimizin emrine hak olan neyse olu söylemiş, olu yaşamışlardır. Çünkü diğer türlü sen kendi nefsine uyarsın, bunun da farkına varmazsın. Peki kendi nefsine uyup bunu fark etmemek ya da fark etmek nasıl olur? İşte bizim sistemimizde talip, pir, rehber, el ele, el hakka. Eğer talibin piri yoksa, yani arınmamış, temizlememişse kendi nefsine uyabilir, bunun da fark etmeyebilir. Çünkü her insan, doğan her insan, beşeri olan doğarak her insan şeytanın potansiyel düşmanıdır. Eyvallah. Çünkü şeytan kandıracak bunları. Evet. Ve kandırıyordu. Kandırıyordu dedim. Veysel dedem, birinci bölümde şöyle bir şey dediniz. Müslüm bin Akil'in şehirde olduğunu İbn-i Ziyad öğrenmişti. Evet. Onu ferman çıkartmıştı. Müslüm bin Akil nerede kalıyor, kimle kalıyor? Hem onu saklayan hem Müslüm bin Akil'in bulun demişti. Orada kalmıştık. Oradan da devam edelim. Dedem bu kölesine, Meftal ismindeki bir kölesine tabii bu dünyalığı azat edeceğini şeyini verince, müjdesini verince Meftal ismindeki o köle de gidiyor mescitlerde orada Ehl-i Beyt halkını gerçekten seven cemaatle birlikte ibadet yapınca soruyor. Yani ben de sizdenlerdim, sizdenim. Sana bu kadar altın vereceğim, işte ne yapacağım, akça vereceğim gibilerinden Müslüm bin Akil'in yerini öğrenmeye çalışıyor. Ona benim bir vasiyetim var, ona bir şey vereceğim. İmam Hüseyin'den bir şey getirdim diyor evet, galiba, değil mi? Yani. Ya da ona bir altın vereceğim, yani ona bir bağlılığımı göstermek için, biat etmek için ona bir icazetname vereceğim gibilerinden öğreniyor. Saf Ehl-i Beyt inananın birisi yerini söylüyor. Diyor ki, Hani bin Urve'nin evindedir diyor. Gidiyor. Hani bin Urben evinde saklandığını İbn-i Ziyad'a söylüyor. İbn-i Ziyad gidip orada baskını yaptıktan sonra öğrenir yerini. Müslüm bin Akil'e bunun haberini alınca orada kaçıyor dedem. Kaçtıktan sonra gidip bir mescide sığınıyor. Orada çocuklar nerede kalıyor? Çocuklar dedem o sıra Ehl-i Beyt, evet Ehl-i Beyt hanedanını seven bir canımızın, bacımızın evinde kalıyor. Onların haberi yok bu olayda. Ama Müslüm bin Akil çok sıkıntı içerisinde, zorluklar içerisinde köşe bucak kaçıyor dedem adeta. Evet. Ve en son orada da baskın yapınca orada da kaçıyor. En son Ahmet bin Yesir isminde, Muhammed Yesir isminde bir Ehl-i Beyt sevdalısı. Çok yani oranın zengini diyelim dedem. Onun evine saklanıyor. Saklanınca Ubeydullah bin Ziyad onun yerini öğreniyor. Çağırıyor Ahmet bin Yesir'i. Gidin onu alın getirin diyor. Sarayıma diyor. Valime, konaklama getirin diyor. Onu bana teslim etsin diyor.
Ve Hani bin Urbe'ye yaptığını diyor, bana yapamazsın diyor Ahmet bin Yesir. Daha güçlü, daha kendisine güvenen askerleri var. Yani inananları var yanında. Korucuları var. Orada olduğunu inanınca onun da yaklaşık 90-100 yakın bir koruması valinin konaklamanın önüne gidiyor dedem. Orada bunu görünce Ubeydullah bin Ziyad korkuyor, panik halinde. Orada Muhammed bin Yesir'in kafasını kesip ordularının önüne atıyor dedem. Atınca oradaki askerleri korkuyor, dağılıyor. Dağıldıktan sonra artık ona da mecalim kalmıyor. Daha sonra Müslüm bin Akil oradan kaçtıktan sonra dedem Tavva isminde bir Ehl-i Beyt sevdalası olan annemizin evine geliyor. Oradaki anekdotte de beni çok etkiler. Veysel dedem dediği Tavva adındaki bir kadının evine geliyor, orada saklanmaya çalışıyor. Evet. Daha doğrusu saklanmıyor ama yaralı bir halde. Ben bu menkıbeyi okurken bile veya anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Çünkü şöyle diyor o Tavva, hey oğul diyor, burası kavgalı bir şehir diyor. Senin ne işin var burada diyor. Çünkü Müslüm bin Akil yaralı vaziyette. Evin önünde o kanlar akıyor vücudundan. Ve şöyle diyor. Hey ana diyor, sen diyor Ehl-i Beyt'i bilir misin diyor. O ana diyor ki ya bilmez miyim diyor. İşte ben o Ehl-i Beyt'ten İmam Hüseyin'in elçisi olarak geldim. Müslüm bin Akil'im diyor. Ve yani rivayete kaynaklar diyor ki o Tavva ana öyle bir sarıldı ki diyor. Yani gözünün yaşını, kanına, şehirdeki savaşa bakmadan diyor, onu sahiplendi, evini aldı. Buyur dedim. Ya çok etkileyici bir şeydi. Tavva ana evini alınca çok dediğiniz gibi sevinçleniyor, hüzünleniyor. Ne mutlu ki bizim evimize böyle bir Ehl-i Beyt hanedanı geldi. Bizim artık yerimiz ahirette, cennet konaklarında yerimizi alırız gibilerinden. Çünkü ne demek yani? Ehl-i Beyt soyundan, Muhammed Mustafa'nın soyundan, İmam Hüseyin'in soyundan birisi benim evime misafir olmuş. Yani her şeyimizi sereriz dedem yani. O yüzden Tavana da öyle birisiymiş. Ama oğlu namerdin tekiymiş dedem. Bu haberi alınca tabii İbn-i Ziyad ferman çıkartmış. Altın vereceğim, dünyalık vereceğim, yer vereceğim, arsa vereceğim diye. Oğlu bunu görünce sevinçli, annesini sevinçli olduğunu görünce, anne hayırdır neyin var diyor, niye çok sevinçlisin diyor. Diyor ki bizde Ehl-i Beyt hanedanı bir zat gelmişti evimize diyor, oğul diyor. Artık bizim... O zaman anlıyor ki aranan kişi olduğunu. Bu mevlün kişi yemez içmez. Sabah kalkar gider İbn-i Ziyad'a. Bilgisini verir, haberini verir. Tabii oraya da baskın yaparlar dedem. Müslüm bin Akil atının üstünde sokaklarda onun askerleriyle, İbn-i Ziyad'ın askerleriyle savaşıyor dedem. Savaşıyor, kılıç darbeleriyle, garkılarla yere düşürüyorlar. En son sırtına bir mızrakla vurunca artık Müslüm Akil kalkamıyor. Alıyorlar, götürüyorlar dedem. Evet, götürüyorlar. Peki. Vali konağına götürüyorlar. Evet, vali konağına götürüyorlar. Orada Ubeydullah bin Ziyad, neden diyor sen buraya geldin? Niçin geldin sen diyor buraya diyor. Sen buraya getiren, geldin diyor. Sen niye Yezid'e karşı bunları doldurmaya geldin diyor. Orada dedem şunu söylüyor biliyor musunuz? Müslüm bin Akil diyor, ben kimseyi kimsenin aleyhine kışkırtmadım diyor. Sadece Ehl-i Beyt hak ve hakikatini korumak için diyor buraya geldim diyor. Hiçbir çıkar gözetmeksizin diyor. Muhammed'in getirdiği dini evet, korumak için. Demin dedem dedi hak ve hakikati, İslam'ı yaşamak için. Ben onun için buraya geldim diyor. İmam Hüseyin'in size olan bağlılığınızı, sizin ona olan bağlılığınızı teyit etmek için diyor geldim diyor. Onun yolundan geldim ben buraya diyor. İki evladımla birlikte. Ve son isteği nedir diyor dedem. Son bir isteğin var mı diyor. Bakın can pahasında evet. Orada düşünsene dedem, kim böyle bir şey ister dedem ya. Yani bir borcunu biz Hakk'a yürüdükten sonra bunu yapabiliyoruz mu? Hakk'a yürümeden önce olan insanlara borcumuzu ödeyebiliyoruz mu? Ama o diyor. Müslüm bin Akil diyor ki benim şehirde kaldığım X bir handa, hancıya şu kadar borcum var, onu ödeyeyim. Onu vasiyet ediyor. Ama çok önemli yani bu. Canı pahasını, yani insan canını düşünüyor. Ama o diyor ki, ben nasıl öleceğim diyor. Vicdanı rahat, hakkı, hani diyor, kul hakkıyla gelme bana diyor. İşte o dedem. İşte buyurun dedem, devam edin. İşte o vasiyetini yaptıktan sonra dedem, işte bizde bu çok önemli yani bizim... Yolumuz, erkanımız oralara kadar dedem. Demek ki yani ne kadar güzel bir yolumuz varmış ki. Bakın 1400 yıl, 1378-80 yıldır yaşanmış bir olay. Halen de biz bu kul hakkımızı ölmeden önce ölmek demiş olduğumuz yolumuzun hakikatinin inancını bugün de sergiliyoruz dedem. Yani Hakk'a öğrenmeyeceğimizin de gerçekten bir alacağı olsa da biz onu dar makamında indirerek haklı hakkını vermeye çalışıyoruz. Ve aynen Müslüm bin Akil'in yapmış olduğu gibi dedem. Bir ölüm döşeğinde bir insan nasıl bunu düşünebilir ki yani? Düşünsene her yeri lime lime parçalanmış, yok edilmiş, kesilmiş, mızraklar sırtına girmiş dedem. Yani insan okuyunca, dinleyince tüyleri diken diken oluyor, ürperiyor dedeciğim. Ya muhakkak yani çünkü can netice itibariyle. Atım diyor, atım var diyor İbni Haccaç bir yerde diyor, Haccaç'ta atım var Zübeyde bin Haccaç mı? Artık bilmiyorum, ismini tam hatırlamıyorum dedem. Numan bin Hacip'te evet, Numan bin Hacip'te
atım var diyor. Gidin o atı alın diyor, satın diyor. 700 dirhem bir borcum vardır diyor. Onu alın verin diyor. Borç olan kişilere. Ve benim cenazemi, benim bu naaşımı diyor, ayaklar altında bırakmayın diyor. Götürün bile defin edin diyor dedem diyor. Ve en sonunda diyor, benim bu halimi İmam Hüseyin'e bildirin diyor. Mektup yazın diyor. Durumumu öğrensin, bilsin diyor. İşte bu vasiyetten sonra da cellat geliyor dedem, canını alsın. Bir cellat korkuyor, karşısında bir ürperti görünce yapamıyor, edemiyor. İkinci geliyor, yapamıyor. Üçüncü geliyor, İmam Müslim bin Akil'in o mübarek başını bedeninden ayırıyor dedem benim. Eyvallah. Dedem, Müslim bin Akil, Kerbela yolunda ilk şehit mi? Dedem, Kerbela yolunda, evet, evlatlarla birlikte, İbrahim ve Muhammed'le birlikte Müslim bin Akil'in ilk şehitleri. İşte bizim Masum Pak oruçları dediğimiz de Müslim Akin ve iki evladı Masumlar, Masum Pak ve diğer Masum'un etrafında 3 gün oruç tutuluyor. Dedim şimdi yani konuşurken şu insan şunu düşünüyor. 1400 yıla yakın önce olmuş bir olay. Günümüzde niye biz bu kadar diri tutuyoruz bu olayı? Çünkü dedem, hal, dem, aynı dem. O gün o olaylar vardı. Bugün bu olaylar öyle değil. O günde şeytan ve taraftarları vardı. Bugün daha fazlası belki var. Var. Çünkü Yüce Yaradan'ın halife dediği Adem sıfatına uygun bir yaşam sürmek isteyen ve Allah'ın gönderdiği peygamberleriyle Hazreti Muhammed son peygamber velayetin başlaması, yolun devam etmesi ve buna karşılık gücü, iktidarı, hırsı, şehveti, nefsi üstün tutmaya çalışan bir anlayış var. Şeytanın taraftarı olmak var. Yani Peygamber Efendimiz'in torunlu döneminde bu vahşetler vardı da bugün insanlık çok mu kemale erdi? Bugün insanlık çok mu arif hale bir insanlık oldu? Bugün insanlık çok mu nefsini dizginleştirdi, nefsini hakimiyet altına aldı, ruhul bedenle hakim kıldı? Yok dedem, olmadı. Daha da aşağıdır. Peki o gün o kavga vardı da bugün bu kavga yapanlar kim? İnanın belki bir şey olacak ama bugün de o günde olduğu gibi nefsine savaş edenlerin sayısı çok 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 azdır. Evet. Dedem, toparlayacak olursak, çünkü iki dakikamız kaldı. Toparlayalım. Veysel dedenin bir son sözünü alayım. Çok çok azdır. Bu günleri bizim kendimize aile edip Hazreti İmam Hüseyin tarafında mıyız değil miyiz deyip kendi iç alemimize dönüp hak olana odaklanıp pirimizin, rehberimizin himmetiyle bu yolda ilerleyip hak olan ruhumuzu bedenimizde hakim kılıp inşallah ceddimize, ehli beyte en azından onların yolunda olmaya çalışan bir hayat sürelim inşallah. Ben buradan cümle canların, bu niyette olanların tuttukları oruçları, yaşadıkları matemleri derci ezinde kabul olsun diyorum. Bir de ufak bir uyarı. En başta Çayrı Vadisi dediniz. Burası Darıca Cemevi. Burası Darıca Cemevi. Evet. Ve sen de öyle mi zikrettin? Evet. Evet, ben söylemedim. Deden, Darıca Cemevi. Onu da uyarı yapalım. Sürçü lisan ettik. Onu düzeltiriz. Eyvallah dede. Dedem, şöyle söylemişsiniz ya, Müslüm bin Akil'in çocukları, zamanımız yok galiba. Onu yok, o sadece toplamda bir kapanış konuşması dedi. Yani. Evet. Dedem, ben de öncelikle tüm canlarımızın yası matemlerini en içten, en samimi duygularımla burada oruçların kabul olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çok sağ olasınız, var olasınız, buralara kadar geldiniz. Bizim 3 Eylül'de Cem evimizde, Cem Tebimi'nin katılımıyla da Darı Cem evimizde, Büyükşehir Belediye'mizin Cemevi aşure etkinliği var. Aşure etkinliğimize tüm canlarımızı ben burada davet ediyorum. Aşure lokması diyelim. Ona etkinlik demeyeyim. Aşure yani, lokmamız var. Etkinlik derken kurban da atılıyor da dedim. O yüzden böyle aşure bir, lokması evet, var. Evet, lokmamıza, kurbanımıza tüm canlarımızı burada davet ediyorum. Bekliyorum. Vallahi 3 Eylül'de Perşembe günü akşamda şartlar elverişli olursa cem olacağız. Bu pandemi sürecinden dolayı olmayabilir de. Ben de sizlere ayaklarına sağlık diyorum. Var olasınız, sağ olasınız. Ceddiniz, cedimiz, yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah'ın hizmetinizi kabul olsun. Allah'a eyvallah. Allah'a eyvallah dedim. Sevgili dostlar, güzel canlar. Demin de dedelerim uyarı suçu lisan ettiysek affola diyelim. Darıca'dayız. Darıca Cemevi'nde bugün sohbet yaptık. Darıca Cemevi dedemiz. Öyle lanse edeyim. Ve Çayrova Cemevi dedemiz.
Mesut dediyle, Darıcı Mehmet, Veysel dedemiz burada dedi. Ben öncelikle ekran başındaki dostlarımıza tuttukları orucun matemlerini hak katında kabul olsun. Niyetleri daim olsun, muhabbetleri daim olsun. Bugün bize burada bir imkanı sağlayan Darıcı Cemevi yönetimine başta başkan olmak şartıyla teşekkür ediyoruz. Ben de dedeme teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık, nefeslerine sağlık dedim. Bugünkü sohbeti burada sırladık. Yarın bir başka sohbette yine birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.